Arkadaşlar size öyle güzel bir tarifle geldim ki bugüne kadar yapmayanlar da yapsın. Kıbrıs'ın meşhur zeytinli ekmeği. Biz çok severek yiyoruz. İnşallah siz de bilirsiniz. Elimden geldiğince açıklamalı anlatmaya çalıştım. Şimdi videomuza gidelim. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gündüz çekimi yapıyorum. İnşallah görüntüler güzel olur. Çünkü hafta sonu bir arkadaşıma gideceğim. Size gitmeden güzel bir zeytinli ekmek yapayım gideyim dedim. Hem oğluma bırakacağım yesin diye. Hem de yanımda götüreyim diye düşünüyorum. İnşallah seveceğiniz bir tarif olur. Şimdi önce mayayı yapacağım. Her zamanki klasik aslında bir bardak süt. Süt genelde buzdolabında durduğu için soğuk oluyor ama ben hiçbir zaman ılıtmıyorum. Çünkü her zaman bir içine ıspanak su koyacağız ya, o birbirini dengeliyor. Bir bardak da su. Şimdi normalde ben buna yarım şey koyuyorum. Yaş maya. Hani toz maya olursa bir kaşık, yaş maya olursa yarım koyuyorum. Ama malzemeli bir böyle ekmek olacağı için bugün tam koyacağım. Yani normal toz mayayla yapsaydım da iki kaşık ekleyecektim mayayı. Çünkü malzemeli hamurlarda genelde birazcık fazla konur. Annem şurada biraz şeker almam lazım. Şimdi sol elle yapacağım ama. Bir dolu bir kaşık da içine şeker ilave ediyorum. Tuzunu kabardıktan sonra ilave edeceğim. Bakın bir küçük maya ilave ettim. Dediğim gibi içinde malzeme var diye. Ben çok kesintiler olmasın diye şimdi hamurumu yoğuracağım. Beklemeyeceğim. O kabarır Allah'ın izniyle. Şimdi benim bu her zaman kullandığım ama içine girmeyen kaşığım. Bir saniye. Bir bardak o. Tam bir bardak. Vallahi içine girmiyor muymuş o? Bakalım bunu rahat olacak. Demek ki kavanozu değiştirmem gerekecek. Normalde o kadar ölçmüyorum ben de işte. Hadi şey olsun diye. Bir. İki. Şimdi bir karıştırayım. Ortalama 5 bardak alacak. Bu yani klasik bir ayar. 5 bardak. Kabarmaya başladı bile. Biraz maya fazla. Yok benim elimden zaten kabarıyor. Hani mayayı az koyacağım derseniz de koyun yani, sıkıntı değil. Şimdi ben bunu böyle yapacağım. Bakın bu da bir bardak aşağı yukarı. Üç. Şimdi dört. Beşinci de önce bir yarısını ekleyeceğim. Şimdi diyecekler niye büyük yeri almadınız, o kadar uğraştınız. İşte bu kadar hazırlık yapıyoruz. İlla eksik çıkacak ya. Ondan. Şimdi. Yarısını garanti alacak da. Hemen çabucak yoğuracağım ben şimdi. Bu anlatacağım tarifi. Birçok insan belki biliyordur. Daha gençler belki yeni yapacaklar, faydalanır. Ama ekmek, hani ekmek hamuruyla da yapabilirsiniz. Bunu da alacak. Ben bunu iyice yoğurayım. Yarım bir de tuz koyayım içine. Tuz da zevke göre aslında, hani zevk demeyelim de diyelim sağlık sorununuz var. Biraz az koyarsınız. Şimdi bunun biraz biz soğan kavuracağız içine. Onu yapacağımız için tuzunu biraz az koyun. Çünkü onu da soğan iyice yumuşasın diye. Arkadaşlar ben bunu yoğurayım. Görüşürüz.
İşte hamuru yoğurdum. Bir 5 dakika yoğurdum. Bakın artık bana yapışmıyor bile. Hani bu hamurun ayarı oldu demektir. Gerçi birçok ev hanımımız biliyor ama bilmeyenler için bakın yapışmıyor artık. Bana gelmiyor. Üstündekiler de gitti. Hiç sevmediğim eldivenimi de çıkarayım. Alışmamışım. Yapacak bir şey yok. Ama hamurlarda köfte yoğururken falan yani rahatlığı için kullanıyorum. Elimi boyamasın, işte kokusu kalmasın çok fazla diye ama normalde ben kullanmıyorum. Hadi inşallah kapatacağım. Şimdi bunu kapatıyoruz. Ben o arada içine hazırlayacağım. Böyle bir kabınız varsa daha çabuk emin olun olacaktır. Şimdi ben bunun üzerine hemen bir iki tane. Şimdi daha sonra da aklıma geliyor. Baştan belki de koymak istemiyorum, düşünmüyorum ama işte böyle olursa iyi olur. Işığın altında da biraz belki sıcaklık olur. Şimdi o hamurumuz olurken ben içini hazırlayacağım. Birazcık hazırlık yaptım ama çok da yapmadım. Görün diye yanmadı mı? Kapımı koyuyormuşum üstüne. Koymuyorum, kenara alıyorum. Bakın artık. Şimdi arkadaşlar ben bir gözlüğümü çıkarayım. Çünkü olmuyor. Hem çok zorlanıyorum, alıştırmaya çalışıyorum. Hem yemek yaparken falan buhar oluyor. Bir yanlış mı yaptırdım? Bunu öğreneceğim, vaktim olmadı. Şimdi arkadaşlarım burada bunu çiğden koyan da var. Bakın hani ben orijinal tarifleri çok bozmayı sevmiyorum ki. Sevmiyorum değil, bozmuyorum genelde. Ama bu isteğe bağlı. İster çiğden koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi soteleyip. Yani benim gibi de yapan var. Böyle de yapan var Kıbrıs zeytinlisini. Ben doğramaya fırsatım olmadı. Hem dedim ya ısınırken doğrarım. Her şeyi de görmüş olursunuz. Çok küçük doğramayacağım ama ben soğan ağzıma gelsin sevmiyorum diyorsunuz. Doğrayın, küçük doğrayın. Hiç sıkıntı değil. Yani benim çocuklarım bu böreğe bayılıyorlar. Börek değil, ekmek. Zeytinli ekmek. Börek demiyorum. Şimdi ben arkadaşlar ben azıcık böyle tiyolar vermeye alıştım. Gençlerimize faydam olur mu diye. Şimdi yeni bir şey göstereceğim size. Olmaz. Her videoda bir şey. Olmadan olmaz yani. Hadi bakalım. Oğlum beni çekme. Kilomu çıkıyorum. Yandan çekiyorsunuz telefonu. Şimdi. Ben aslında dün kullanacaktım bunu. Birkaç gün bekledim. Şey olmadı, göstereyim derken. Bu 3 ya da 3 gün 4 gün mi ne oldu? Şimdi ben marketten istedim soğanları. Hakikaten büyük gelmiş. E şimdi büyük geldi. Çok az bir şey yapacağım. Ne yapabilirim? Ben bunu çok eski, bilmeyenler için söylüyorum. Bir yaşlı bir teyzeden gördüm. Böyle soğanı koymuş pencerenin önüne. Hatta dedi ki kızım biz çok yokluklar yaşadık dedi. Her şeyin kıymetini bilin. Soğanı ben dedi böyle yapıyorum. Benim baktığımı görünce söyledi bir teyze. Şimdi ben size göstereceğim. Bu soğanı eğer çok büyük geldi ne yapacaksınız? Tamam mı? Şimdi bu soğanın kafasını kesmiyorsunuz. Bak kafası duruyor. Buradan istediğiniz kadar alın. Bak hiçbir koku, en ufak bir koku yok. Koyun bir şeyin içine ya da üzerine bir streçleyin. Ama bunu kestiğiniz zaman eviniz soğan kokacaktır. Asla onu yapmayın. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu şimdi keseceğiz artık çünkü kullanacağım. Ondan sonra incecik şurasından alacağız. Bitti. Yine de atalım. Bilal. Şimdi bakın. Nasıl sarı dışı bir tanecik alacağım hemen. Buradan da incecik alacağım. Bitti. Bakın soğan dümdüz duruyor. Düzgün. Şimdi ben bunu yıkayayım mı? Ben yıkadım. Yani birçok insan düşünmüştür belki benim gibi sonradan duyan. Ay bu koca soğanı kessem şimdi yarısı yabana gidecek diye. Düşünürüm yani. Bizde yabana götürmek yok. Şey bayındırlar gibi konuşuyorum ya. Tireli bayındır bizim öyle konuşur. Ödemiş tire bayındır. Benim şey bende konuşur tamam mı? Bayanım bir de demiş ki yabana götürmek ne demek yani? Yabana ellere mi götürüyorum? Ne yapıyorum? Kafama göre. Yabana götürmek ne demek? Şimdi bunu tuzunu koyalım ki soğan çabuk
yumuşasın ve sararsın. Şimdi arkadaşlarım, soğan birazcık kavrulacak. Benim gözüm yeter. Birazcık kenarda. Ha, bunu soğanı çok az seviyorsanız az koyun. Bunlar, bakın ben biraz böyle seviyorum. Yani benim oğlum da çok seviyor böyle iri iri içinde. Ama diyorum ya, bunlar tercihlerdir. Hemen bilgi değişmediği sürece arkadaşlar, böyle bu tür şeyler hani çok, yani niye öyle doğru doğruya niye yaptınız diye. Böyle siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Yani son lahana dolmamda çok az özürlüğüne uğradım. Aslında ben oğluma da dedim, yayınlamasam mı dedim. Ama o gün de gerçekten hani hazırlığımı da yapmış oldum. Yayınladım ama lahana böyle içine geçip çıktı. Yapacak hiçbir şey yok. İnşallah yenisini saracağım. Biz her zaman, benim 85 yaşında kayınvalidem, eski kayınvalidem, o öyle sarar. Biz bıçakla lahanayı kesmeyiz. O çok büyük lahana olursa, kesersen çok uzun olur, rulosu büyük olur diye onları keseriz gibi. Ama normal lahanayı biz uzunlama götürürüz. Onu da hani açıklamış olayım. Ben yine saracağım onu, yine göstereceğim size. Soğanımız biraz daha sararsın. Bu sefer de bulunması yapıyoruz, ona bakalım. Şimdi bunu çok da pişirmeyeceğiz. Sadece yumuşatacağız. Göstermek zorundayım artık 5 dakika. Ondan sonra bu soğurken hamurumuz kabaracak. Sonra da yapılışını göstereceğim. Çok pişmeyecek ama yumuşasın. Tamam. Şimdi soğanımız sarardı. Ben onu şimdi kapatıyorum. Kapatacağım. Sonra nanesini ekleyeceğim falan. O zaman göstereceğim. O zaman, çünkü hem soğanımız biraz soğusun hem de hamurumuz kabarsın. Birleştirirken burada yiyelim. Arkadaşlar, soğanımızı dediğim gibi hemen bir 5 dakika soteledik. Benim ateşim parlayamaz, ona göre siz de şey yapın. 5-6 dakika yani. Ondan sonra ben mesela bunu ben en çok zaten böyle var ya, azıcık bazen zeytin olur falan, tadını sevmezler falan. Hemen bunu yaparım. Bu zeytini ben bayağı koydum, vardı benim. Ama illaki bu kadar koyacaksınız diye bir şey yok. Daha az koyabilirsiniz. Ben bayağı bir kase zeytin çekirdeklerini ayıkladım. Şimdi buna bol kuru nane koyuyoruz. Bol. Kuru naneyi bol koyuyoruz. Ama taze naneniz yoksa koymayabilirsiniz. Ama taze naneyle de çok güzel oluyor. Ben bunu apartmanın bahçesinden topladım. Var, herkes alıyor ihtiyacı olduğu sıra. Bu seferlik de ben yaptım. Kalmamış, tazecikmiş o da. Şimdi bakın, çok uçlarını aldığım için şey değil, hani öyle fazla doğramayacağım. Ne yaptık? Soğanımızı öldürdük. İçinde yağ var. Zeytinimizi koyduk. Ve nane. Başka bir şey girmiyor buna. Şimdi karıştıralım. Ben iyice anlaşılsın diye mesela tepsilerde falan yapılışını gösteriyorum. Ben daha evde yalnızken daha biraz daha böyle pratik yapmaya çalışıyorum, fazla iş çıkmasın diye. Tamam. Şimdi bu ekmeği, hadi bakalım bunu yapalım. Bunu da pişireceğim. Bunu da pişireceğim. Bunu da yağladım. Normal ekmek pişir gibi yağlayın yani. Naneler geldi. Şimdi hamurumuz oldu. Şimdi hamuru oraya getiriyorum. Tepsiye hamur aslında gelecek bakalım. Şimdi dediğim gibi iki tane ekmek hamurundan da bir tepsi oluyor. Ona göre ya yoğuramayacağım derseniz siz kendiniz karar verin. Şimdi bunu üçer önce. Neden yapıyorum? Hem hamuru biraz çürütmemiz lazım, hem de malzeme aşağı yukarı nereye hani eşit girsin diye. Biraz hamur yani çürüyecek. Bak şimdi 3'e böldüm. Bunlar fazlalığı. Ben biraz fazla seviyorum ama içini biraz daha koyarım derseniz de koyun yani. Ne
taneler de fışkırıyor. Bu da içli güzel oluyor. Soğanların çiğden de yapabilirsiniz dediğim gibi ama denedim. Kesinlikle böyle daha güzel oluyor. Şimdi bunları mümkün olduğu kadar içinde tutacağız. Yani bunun hepsini bir anda da yapabilirsiniz. Ama bir tarafına daha az, bir tarafına daha çok gidiyor bazen malzeme. Ama böyle yaptığınız zaman kesinlikle daha dengeli oluyor. Hadi bakalım. Vallahi uzun diyeceksiniz diye kıvrak kıvrak yapıyorum. Ben ileride istiyorum bunlar torunlarıma hatıra kalsın. Bilmeyenler faydalansın. İnanın başka hiç bir amacım. Oh, aferin bana. Tamam, iyi çürütmüşüm. Şimdi ben size çok kolay da bir, Allah nasip ederse, afyon bükmesi yapacağım. Hiç böyle çok oklava kullanmayacağız. Ben mümkün olduğu kadar herkesin evinin küçük olduğunu, masasının olmayacağını düşünerek olmayabileceğini merdane ile açacağız. Belki elimle açarım böyle. Hani o anda bakarız. Bir de afyon bükmesi yapacağım size. Yoğurtlu, haşhaşlı, hele süzme yoğurtlusu süper. İşte bana çok yap, içini çok koydun dermem değil mi? Zeytini azaltabilirsiniz. Sonuçta soğanla nane evlerimizde bolcana oluyor. Şimdi bunları mümkün olduğu içe tutacağız. Bunun bu tepsiye yapılışındayız şimdi. Arkadaşlar bunu hepsini aynı tepside dümdüz de pişirebilirsiniz yani. Ekmek gibi, pide gibi nasıl olursa pişirebilirsiniz. Ama ben öyle pişirmiyorum. Ben öyle sevmiyorum. Yani böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Bunları 3 tane yapmamın sebebi dediğim gibi aşağı yukarı içinin hani orantılı şekilde dağılması. Bak şimdi hepsinin içi yer gibi. Şimdi bunları böyle yumaklayacağız. Ama içlerine malzemeleri koya koya. Ben de ne kadar çok diyormuşum arkadaşım, bu yardım ben de geçeceğim. Uğraşmayayım derseniz dümdüz yapın. Dediğim gibi hiç sıkıntı değil. Buna bayılacaksınız, bayılacaksınız. Çok güzel oluyor. Yamalıyorum bir de, biliyor musunuz? Olmayanları. Nasıl görünüyor annem? Süper. Değil mi? Senin sevdiğin şey. Ya bitmiş halini biliyorum ama bu halini ilk defa görüyorum. Hep hazır yiyordunuz değil mi? Bak annen nasıl uğraşıyor onlarla. Ya ben de işte diyorum ya, hem torunlarıma çocuklarıma hatıra kalsın, hem bilmeyenler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle oldu mu? İçi hani ben yumuşak, çok hani nasıl diyeyim, ben kıtır seviyorum, acık kabuklu seviyorum. Onun için de böyle yaptık. Bana daha güzel geliyor. Bak içine mümkün olduğu kadar alıyoruz, tepiyoruz. Aynı yere değil tabii, mümkünse birazcık böyle ye bak. Her halini göstereceğim. Olmaz diye bir şey yok. Ölçülerini yaptığınız sürece en acemi, ben hiç hamur yoğurmadım diyen bile bu tarifi yapabilir.
Şey, Kıbrıslılar belki izleyenler var beni. Belki de var yani. Yorumlardan biliyorum. Nermin Hanım değiştirdiniz tarifi diyecekler belki de ama ben Kıbrıs'ta bir sene bulundum. Babam çalışıyordu yani eskiden. Benim gittiğim, misafir olduğum aile böyle gösterdi. Adresi hatırlasam orayı söylerim. Gidin onu sorun diye. İlk zaman hiç anlamıyordum konuştukları. Bir tuhaf geliyordu. Ama sonra tabii insan nasıl her şeye alışıyor. Bu biraz küçük oldu. Haksızlık yapmayalım. Şeklini de biraz güzel yapalım. Sonra yani bir dahaki sonraki tarifimde de inşallah kuru domates çok aldım ben bu sene. Arkadaşım kuruttu temiz temiz. Onu göstereceğim. Kuru domatesli yapacağım. Hepsi farklı farklı. Güzel olur. Tabii o kadar dışında kalanlar olacak yani şimdi o kadar da değil. Çünkü malzemeyi çok bol tuttum. Bugün ne cuma, bu akşam Allah izin verirse bunu yetiştireceğim. Ben 2 günlüğüne, 3 günlüğüne de arkadaşıma gidiyorum sokağa çıkma yasağında. Onlar da hiç dışarı çıkmıyorlar. Orada da birkaç tane çekim yapmak istiyoruz. İnşallah yaparsam yayınlayacağım. Yapmazsam demek ki Nermin gezmedi. Hangisinden çalsam? Azıcık bile eksik. Sıkarsanız o toplar. Bak, açılmayın. Arkadaşlar birazcık hamurlu görünenlerden aldım. Vallahi hatasıyla kusuruyla önünüzde yapıyorum her şeyi. Artık alıştınız bana Allah'tan. Sunucuya tabii fazla kalınca yemeyeceğiz diye uğraşıyorlar. Bunlar şişecek zaten şimdi. Tamam. Tamam. Bu böyle. Şimdi kurucu en son yapacağım şey göstereyim onu da. Ben elimi yıkacağım daha sonra ama acele ettiğim için kenara aldıydım. Şimdi arkadaşlarım bunu poşete geçireceğiz. Böyle 20-25 dakika kadar bekleyecek. 20 dakika, 25 dakika bekletmem, sabredemiyorum ben çünkü. Genelde de kabarıyor saate kadar. 25 dakika sonra fırınımı ben 180 dereceye ısıtacağım. İçine sıcak fırına koyacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hamurum 20 dakika bekledi. 5 dakika daha beklesi iyi olacak ama biz çıkacağımız için nasıl kabarmış değil mi? Hiç ellemeyeceğim mesela bunlar azıcık üstünde. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Fırınım 180 derecede. Fırın işte siz ayarlarsınız kendinize göre. Yani nasıl diyeyim? 15. dakikada açtım. 5-6 dakikada ısındı fırın. Pişince görüşeceğiz. Burada bir arada bakın oğluma da bugün çok güzel bir yeşil mercimek yemeği yaptım ama çekemedik. Böyle tarifleri isterseniz bir taraftan göstermiş olayım. Çekeceğim inşallah. Böreğimiz pişti. Mis. Şimdi ben gene içini gösteremeyeceğim. Ne yapacağız şimdi? Bunu? Eyvah. Arkadaşlar, inan bilemedim ne yapacağımı.
Böreğimiz pişti. Kıbrıs zeytinin ekmeğini yaptım. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama ben fırsat bulursam çekip tekrar çekebilirsem için açıp da göstereceğim. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.